bizi Lan TV ailesi olarak bu programa kabul ettiğiniz ve dahil ettiğiniz için teşekkür ederiz. Balkan Fuarı'ndayız. Balkan Fuarı, Balkan Türksiyat'ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'yla birlikte işbirliğiyle yapmış olduğu güzel bir proje. Biliyorsunuz Bursa'mız sanayinin başkenti. Osmanlı'dan beri bu özelliğini devam ettirmekte. Bir de bunun yanında yine savaşlar noktasında yine ana vatandan akıncılar olarak gitmiş. Balkanlar'da suyun ötesinde Rumeli ile beraber yıllarca kalmış ama Balkan savaşları sonrasında mübadele veya muhacirlik yönüyle tekrardan bu ile gelmiş Balkan ve Rumeli insanları bu kentte güzel işlere imza ettiler. Sanayide, tarımda, hayvancılıkta, inşaat, turizmde her yönüyle Bursa'ya katkı sağladılar. Bugün de bu Bursa Balkan Rumeli Fuarı aslında Balkan ve Rumeli kökenli iş adamlarımızın Bursa'da imalatla yapmış oldukları sanayi ve becerileriyle ortaya koymuş olduğu enerjileri, sinerjileri, imalatlarını, el emeklerini yayınlama ve görsel olarak ortaya koyma karşılıklı hem bizim iş adamlarımızın imalatını hem de talep edilen Balkan ve Rumeli'nde karşılıklı işbirliğini ticaret anlaşmasını oluşturabilecek firmaların buraya intikalleri sağlanmış oldu. Rumeli FETÖ olarak da Balkan Türksiyat bir farklılık yaptı. Tabii burada bulunan derneklerimize ve federasyonlarımıza coğrafya bakmaksızın onlar da bedelsiz, bila bedel karşılığında stand yerleri verdiler. Biz de burada Balkan Türksiyat yönetimine ve BTSO'muza burada başta bu ticaret fuarını, Balkan fuarını Bursa'mızda TÜYAP'ta güzel bir sinerji ve birliktelik için ortaya koydukları için yine tüm Rumeli dernekleri, Rumeli FET Genel Başkanı olarak da yönetim kurulu olarak da kendilerine bizlere bedelsiz vermiş oldukları bu birlikteliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Standlardan bahsettiğiniz, ürünlerden bahsettiniz ama bizim de gördüğümüz kadarıyla bayağı ciddi işler yapılıyor. Siz gezdiniz, nasıl gördünüz? İş adamları hem Bursa'yı kazandırıyor hem Balkanlar kazanıyor. Nasıl gördünüz fuarı? Hem de genel bir değerlendirme de alalım. Şimdi işin şöyle bir yönünü söyleyeyim. Burada çok ince noktalardaki yapılan imalatlar yok. Aslında üst segmentler var. Yani bugün bakıyorsunuz iş makineleri imalatından yüksek teknolojili otomasyonlu otopark teknolojilerinden, arıtma teknolojilerinden, çevre teknolojilerinden ve yüksek teknolojili sanayi ve inşaatlardaki bütün her şeyi burada görebilmeniz mümkün. Biz bunu belki bugün Bursalılar farkında değil. Bu fuarlar aslında dün İstanbul'da TÜYAP'ta, İstanbul'da CNR'da yapılan fuarlardı. Biz Bursa'da bunları yapıyoruz ve bunlara insan talebinin çokça olmasını talep ediyoruz. Çünkü sonra diyoruz ki Bursa İstanbul'un arka bahçesi diyoruz. Bunun ikilem olmaması için başta yapılan fuarlarımıza, burada stand açanların yapmış oldukları imalatlara ve ne yaptığına bir merak edip gezmemiz lazım. Buralarda bu görselleri paylaşmamız lazım. Yani ilk başta Bursalı kendi imalatçısına, kendi sanayicisine, kendi esnafına sahip çıkmalı diyorum. Onun için bu fuarın bence iline, esnafına, iş adamına sahip çık kampanyası gibi oluşturulması lazım. Bursa'nın veya diğer illerin ticari ilişkiler noktasında bulunduğu noktayı gerçekten tatmin edici buluyor musunuz? Ya da neler yapılabilirdi? Aradaki ilişkiler daha nasıl güçlendirilebilir? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Karşılıklı bunlar ticaret anlaşmasıyla olabilecek durumlar. Fakat Balkanlarda biliyorsunuz su çok önemli. Bilhassa Bosna'da ciddi su kaynakları var. Buralarda hidroelektrik santral yatırımları yapılabilir. Çünkü geleceğin teknolojisi temiz teknoloji olarak sudan enerji elde ediliyor. Bunun yanı sıra buralarda natural tarım noktasında ciddi tarım arazileri var. Buralarda bu yatırımlar yapılabilir. Bunun karşılığında biliyorsunuz ülkemizde yüksek kalan asgari ücret üzerindeki bilhassa vergisel durumlardan dolayı ve el becerilerinden dolayı Balkanlarda Avrupa ile yakınlıktan dolayı lojistik olarak
konfeksiyon noktasında bir şeyler yapılması planlanabilir. Aslında biz yıllardır söylüyoruz. Ben de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın aynı şekilde emanetçisi olarak keşke hükümet desteğini tekstile ve konfeksiyona verse. Çünkü konfeksiyon bilhassa bacasız sanayidir. Çok fazla istihdama destek verir. Ama eğer bunu biz yapamıyorsak en yakınımızda Balkanlar'da aşabiliyoruz. Aşacağız bunu gelecekte. Tatminkar buluyor musunuz? Kesinlikle tatminkar bulmuyorum. Geçmişte tarım politikalarında, işleme sahalarında bence eksikliklerin olduğunu biliyorlar, biliyoruz. Benim bildiğimi devletin bilmemesi gibi bir şeyin söz konusu mümkün değil, olamaz. Ben en az iddia ediyorum 10 misli daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip bir Balkanlar ve Rumeli'yi hayal ediyorum. Yıllar öncesinde bizim çamaşır makinalarımız yoktu. Bizim elektriğimiz yoktu. Bizim dizel araba diye bir şey bilmiyorduk. Ama bu noktalarda 80'li yıllarda Yugoslavya vardı. Eski Yugoslavya vardı. Biz Yugoslavya'nın 30 sene gerisindeydik. Şu anda 20 sene ilerisindeyiz. Demek ki hem farkı kapatmışız hem de fark yaratmışız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biraz üniversiteyi ve özellikle ticareti ilgilendiren bölümlerini anlatsın bize. Türkiye tanısın. Türkiye'den öğrencileri var mı? Kaç öğrencisi var? Bu öğrenci değişim programı falan nasıl işliyor onlarda? Sofya Teknik Üniversitesi Bulgaristan Teknik Üniversiteleri arasında en büyük üniversitedir. В него се обучават над 14 000 студента. Bizim üniversitemizde 14 bin üzerine öğrenci eğitim almaktadır. Като ние имаме няколко филиала. Филиал в Пловдив, филиал в Сливен, централен кампус, който е в София, а също така към университета има два колежа и две средни училища. Bizim üniversitemizin üniversite bağlı olarak Sofya Merkez Teknik Üniversitesi, Filibe kampüsümüz var, Filibe şehrinde, Sliven kampüsü var, Sliven şehrinde. Onun dışında üniversitemizin bünyesinde iki tane kolej ve iki tane lise düzeyinde okulumuz mevcuttur. Bizim üniversitemizde çok fazla yabancı öğrenci olmakla beraber üç ayrı dilde eğitim veren bölümlerimiz de mevcut ve ayrıyetten ortak diploma programları da mevcuttur. Velikobritanya'dan alınan ortak diploma Sofya Üniversitesi ile Fransa'dan alınan ortak diploma olan bölümlerimiz mevcut ve Almanya'dan olan ortak diplomalar alabilecekleri ortak bölümlerimiz mevcut. Şimdi bizim üniversitemizde yabancı, İngilizce dilinde eğitim veren çok fazla bölüm mevcut, mühendislik bölümleri. Çok fazla öğrenci, özellikle Türkler başta olmak üzere yoğun olarak Türk öğrenciler eğitim almaktadır üniversitemizde. Bu yıllar içerisinde 1000 öğrenciyi sayı bazında geçmiştir. Değişik alternatif İngilizce eğitim veren mühendislik bölümlerimiz var mevcut üniversitemizde. Ние желаем да продължим и да разширим това наше сътрудничество и затова сме тук, тъй като нашите студенти са изключително търсени в индустрията. Biz olabildiğince burada bulunmamızın amaçlarından bir tanesi zaten bu. Olabildiğince ufkumuzu, diapazonumuzu genişletmek, olabildiğince daha fazla öğrenciye eğitim vermek ki bizden mezun olan öğrenciler dünya genelinde aranan öğrenci kişiler kadrosuna giriyorlar. Burada Bursa Uludağ Üniversitesi ile anlaşmamız mevcut. Projelerimizden bir tanesi de burada yarı lisans, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin, tekniker olan öğrencilerin Bulgaristan'a gelip 2 yıl daha belirli bölümlerde okuyarak lisans tamamlayıp mühendis olmaları. Ve anlaşmamız her iki diploma alma, hem Bulgaristan'daki üniversite hem buradaki üniversitenin diploma alma imkanı sağlamaktır. Това според нас е благоприятно и за двете страни, тъй като наред с обмяната на опита ще има възможност по-нататъка наличието на двете дипломи при желание от самите студенти да се развиват, да продължат следващите степени, да могат да направят това не само в Турция, но и на територията на Европа вследствие на наличието на европейска диплома от България.
Şimdi Bulgaristan'da mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda Avrupa ek diplomaları da almaktadır. Bu ortak projemizde hem Türk diploması hem Bulgar diploması sahibi olan öğrenciler burada yüksek lisansını devam ettirme imkanı sağlandığı gibi aynı zamanda Bulgaristan'la beraber diğer Avrupa ülkelerinin yüksek lisans alma imkanını sağlamaktadır. Şunu ekleyelim mi? Türkiye'den nasıl bir beklentileri var? Можете това да добавим? Въпросът е ти какво ви очакват от Турция? И оранжерея yetişmek, академичен за да обучите добри академици, добри студенти. Нашият фокус в момента е върху това да обучим елита на техническата нация, т.е. да повишим качеството, използвайки наличните при нас високотехнологична инфраструктура, европейски образователни програми и традиции, които имаме в тази насок. Beklentimiz tabii ki bizim elimizde olan mevcut imkanlardan dolayı teknik alanda elit tabakayı yetiştirebilmek amacımız kesinlikle. Elimizde bulunan imkanlardan dolayı Avrupa özellikle imkanlarından dolayı olabildiğince biz teknik alanda elit tabakaya hitap etmek isteriz. Същото време вие имате доста по-силно развита индустрия тук в Турция, която пък ще може да ползва тези кадри, както ваши, така и български. Şimdi sizin burada ise tam tersine endüstri alanında çok fazla imkan sunulmaktadır endüstri alanlarında ki bizde eğitim alıp kadrolaşmış kişileri burada daha iyi iş imkanları bulup kullanma imkanları sunulmaktadır. Така че според нас е от взаимен интерес тази съвместна дейност. Benim düşünceme göre bu karşılıklı projelerimiz karşılıklı iki tarafın da olumlu olarak iki tarafa da faydalı olacağını düşünüyorum. Bursa bir sanayi kenti. Hı hı. Teknik üniversiteden çıkacak öğrenciler için müthiş iş olanakları var. Bir staj çalışması ya da bir staj projesi düşünürler mi Bursa'daki üniversitelerle? Biz adımlardan ilkini atmış bulunmaktayız. Bizim oradaki bakanlık ve iki bakanlık arasındaki görüşmelere göre amaç diplomalarını öncelikle sağlamak öğrencilerin. Ondan sonraki adımlar artık işte staj imkanları, bir sonraki alternatif imkanları üzerine de çalışabilmek. Yani buradaki üniversitelere davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Karşılıklı iki tarafa faydalı olacağını düşünüyoruz. Ve bu organizasyonu yapan Balkan Siyat'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Thank you.